Dünya Turizm Topu 11. kez buluşuyor Fuar İzmir'de. Alo. Fuarımızın 11. açılış töreni için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş tören alanına teşrif etmiş bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'a kürsüyü arz ediyorum. Değerli valilerim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarım, TURSAB'ın değerli başkanı, turizm sektörünün çok saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bugün burada sizlerle beraber Travel Turkey 11. fuarı dolayısıyla İzmir'de bulunmaktan, bu salonda bu turizm fuarının açılışında birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Türkiye'nin başarılı fuarlarından birisi bu fuar. Bu fuarın bugüne kadar gelmesinde büyük emekleri olan bütün arkadaşlarımızı, başta TURSAB'ı ve değerli başkanı Başaran Ulusoy Bey, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ayrıca bu fuarın hazırlanmasında büyük katkısı olan sponsor Hürriyet ve Türk Hava Yolları'nı, buraya katılan Ukrayna'yı misafir ülke olarak ve misafir şehir olarak Nevşehir'i, ev sahibimiz İzmir ve İzmir Valisi'ni, bütün arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Önemli bir başarıdır. 11 yıl önce küçük hedeflerle belki ortaya çıkmış, daha dar kapsamda başlamış olan bir fuar bugün fevkalade önemli bir noktaya gelmiş. Bundan sonraki yıllarda da çok daha ileriye gidecek ve Türkiye'nin önemli fuarlarından birisi olmayı, belki en önemli alanındaki fuar olmayı sürdürecektir. Türkiye, az evvel arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, aslında turizm alanında eli son derece rahat ve güçlü olan bir ülkedir. Yani derler ya, malın kendisi kendisini satıyor. Türkiye gerçekten dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı zenginliklere sahip olan bir ülkedir. Sadece az evvel burada gösterildi. Nevşehir ve Kapadokya. Herhalde dünyada bir anda balonun, en çok sayıda balonun havada olduğu tek il dünyada Nevşehir'dir, Kapadokya'dır. Dünyada o kadar güzel peri bacalarıyla, o kaya evleriyle muhteşem bir medeniyete ev sahipliği yapan fevkalade önemli bir turizm destinasyonu olarak Kapadokya. Yine ondan az evvel Troya'dan bahsettik. Troya, Anadolu'daki en önemli ilk uygarlıklardan birisidir. Troya'dan Osmanlı'ya kadar 24 büyük imparatorluk Anadolu topraklarında gelip geçmiştir. Destanlara konu olmuş olan bir büyük uygarlıktan, Troya'dan bahsediyoruz. Çanakkale ilimiz ve çevresi de Troya medeniyetine ev sahipliği yapan ender, dünyadaki ender ülke şehirlerden birisidir. Burada 2018 yılının Troya yılı olarak kutlanılacağını, bu vesileyle dünyanın her tarafında Troya'nın da bir dünya markası olarak yeniden gündeme geleceğini hatırlatmak isterim. Göbekli Tepe'den Ayasofya Camii'ne kadar, İslam'ın muhteşem eserleri Selimiye'den Konya'daki Hazreti Mevlana'ya kadar, Kars'taki Ani Harabelerinden Denizli'deki Pamukkale'ye kadar her türlü güzelliğe, her türlü zenginliğe sahip olan bir ülkeyiz. Kadim medeniyetlerin hepsini aynı zamanda taşıyan, bunların önemli bir kısmını gün yüzüne çıkarmış ama önemli bir kısmını da henüz gün yüzüne çıkaramamış olan bir ülkeyiz. Onun için bu büyük değeri turizm açısından çok iyi değerlendirmek, kültür açısından çok iyi değerlendirmek ve büyük büyük zenginliğimizi sadece ülkemizin değil, insanlığın büyük bir zenginliği olarak ortaya koymak mecburiyetindeyiz. İşte bu tür fuarların en önemli özelliği budur. Sadece yurt dışına tanıtmak değil, aynı zamanda bizim de, bizlerin de, hatta sektörün içinde olan arkadaşlarımızın da yeniden güzelliklerimizi, değerlerimizi
zenginliklerimizi hatırlaması ve hatırlatması bakımından bu tür fuarların çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yeni dönemde Türkiye'nin turizm sektörünü stratejik bir sektör olarak kabul ettiğimizin bir kere daha altını çizmek isterim. Sadece klasik anlamda bildiğimiz geniş, deniz, güneş ve kum turizminin ötesinde turizmde hem çeşitlendirmeye gitmek mecburiyetindeyiz hem de turizmi 11 aya yaymak zorunluluğundayız. Türkiye'nin her yerine 12 ay boyunca devam edecek olan bu turizmi çeşitlendirerek ürünlerimizi, paketlerimizi yenileyerek yolumuza devam etmek durumundayız. Bu zenginliği hem insanlığın hizmetine sunmak hem ülkemizin ekonomik gücü haline dönüştürmek durumundayız. Bu büyük zenginliği aynı zamanda Türkiye'nin kültürel zenginliği olarak ortaya koymak ve dünyada barış dilini oluşturması bakımından Türkiye'nin kültürünü ve turizmini canlı bir şekilde tutmak durumundayız. Yine ifade etmek isterim ki bu coğrafyanın, bu ülkenin en büyük gücü, arkadaşlar da söylediler, belki petrolümüz yok, başka zenginliklerimiz, bilinen zenginliklerimiz yok. Ama Türkiye'nin tarihi, Türkiye'nin kültürü, Anadolu coğrafyasının kültürel çeşitliliği, zenginliği ve derinliği turistik bakımdan büyük bir gücü, Türkiye'nin en büyük gücüdür. Sıkça söylediğimiz bir sözü burada da tekrarlamak isterim. Buradan baktığınız zaman dünyanın en önemli arşivi, en büyük arşivi bizatihi Türkiye'nin kendisidir. Dünyanın en önemli kütüphanesi, en zengin kütüphanesi de bizzat Anadolu topraklarının kendisidir. Hangi şehrimize giderseniz gidin, hangi coğrafyaya giderseniz gidin, çok farklı zenginlikleri, çok farklı değerleri görüyorsunuz. Onun için turizmde hem ürün çeşitliliğine gideceğiz, hem de turizmde yeni pazarları açarak Türkiye'nin bu zenginliğini daha da ileriye götüreceğiz. Geçtiğimiz senelerde yaşamış olduğumuz, tamamına yakını bizden kaynaklanmayan sebepler dolayısıyla bir takım terör hadiseleri, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, bölgemizde, çevremizde devam eden bir takım politik ve ekonomik istikrarsızlıklar, Rusya ile aramızda yaşanan bir takım krizler, Avrupa'daki seçimler dolayısıyla artan Türkiye düşmanlığı gibi bir takım siyasi sebeplerle Türkiye turizminin geri gittiğine hep beraber şahit olduk. Şimdi o defter kapandı. Allah'a çok şükür 2016 yılında dip noktaya gelmiş olan Türkiye turizmi bugün fevkalade iyi bir noktaya geldi. İlk 10 ayda Türkiye turizminin bütün rakamları son derece sevindirici bir noktadadır. 12 ay bittiğinde de 31.4 milyon turist gelmiş olacak. 26 milyar dolar da turizm gelirine sahip olacağız. Partner ülkemiz olan Ukrayna ilk 10 aylık süre içerisinde geçen yıla göre yaklaşık %23'lük bir artışla 1 milyon 200 bin seviyesine ulaşmıştır. Rus turistleri ilk 10 ayda 4,5 milyon seviyesine ulaşmıştır. Alman turistler 3 milyon seviyesine ulaşmıştır. Ve bildiğimiz geleneksel pazarlarımızın yeniden canlandığını görüyor, bundan memnun oluyoruz. Ancak bunun yetmediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla dünyanın yeni pazarlarına açılacağız. Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Japonya gibi ülkelerle onların kapılarını vurarak oradaki dostlarımızı da Türkiye'ye davet ederek yeni pazarları geliştireceğiz. Sadece saydığım bu 6 ülke yaklaşık dünya nüfusunun yarısına sahip son derece zengin ekonomik gücü olan ülkelerdir. Bu ülkelerdeki canlı ve harcama yapmaya müsait olan yeni orta sınıflar da turizm sektörü bakımından son derece dikkat çekicidir. Dolayısıyla sektörümüz ilk günden itibaren söylüyoruz, yeni dönemdeki stratejik bir hedef olarak ürünlerimizi
ve pazarlarımızı çeşitlendirmeye odaklanmak durumundadır. Hem bu ülkelerle pazarlarımızı da çeşitlendireceğiz. Hem 12 ayda turizmi bütün Türkiye'ye yayacağız ve bütün ülke satına yayacağız. Aynı zamanda da yaz turizmine ilave olarak, deniz turizmine ilave olarak kültür turizmini, kongre turizmini, sağlık turizmini, yaşlı bakımda dahil olmak üzere gastronomiyi, dağ sporlarını, yaylaları ve kış sporları gibi çeşitli bütün alanlarda ürünlerimizi çeşitlendirip dünya turizminde marka ülke olmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki yıllarda inşallah bu bir hayal değil. 2014'te biliyorsunuz dünya altıncısıydık. 2023'e geldiğimizde niye dünya üçüncüsü olan bir ülke olmayalım? Bunun için bütün hazırlıklarımızı yapacağız. Ayrıca 50 milyon turist ve 50 milyar turist hedefini de her vesileyle tekrarlıyoruz. Bu şu demektir, turizmde sadece gelen turist sayısını değil, aynı zamanda turist başına düşen geliri de hesap etmek durumundayız. Bunun için ürünlerimizi çeşitlendireceğiz. Turist başına şu anda 644 dolar olan gelirimizi 1000 dolar seviyesine çıkarmak için el birliğiyle gayret edeceğiz. Bu vesileyle turizmin ayrıca dünyada barışın dilini geliştiren en önemli alanlardan birisi olduğunu da hatırlatmak isterim. Türkiye olarak sahip olduğumuz bu kültürel zenginlik, Türkiye'nin yeni bir barış dili üzerinden konuşmasını da sağlayan fevkalade önemli bir zenginliktir. İslam'ın büyük medeniyetleri, Selçuklu ve Osmanlı'ya sahip olan bir ülke olduğumuz gibi, aynı zamanda İslam öncesi dönemlerin en önemli eserlerinin olduğu bir ülkeyiz. Yunanistan'da bulunandan daha fazla Helenistik döneme ait eserlere sahibiz. Roma'nın sahip olduğundan daha fazla Roma eserlerine sahip olan bir ülkeyiz. Bu zenginliğimizi önümüzdeki günlerde özellikle dünyanın ihtiyacı olan barış dilini geliştirmek bakımından da fevkalade önemli bir yumuşak güç unsuru olarak kullanmaya devam edeceğiz. Birileri Türkiye düşmanlığı ve İslam karşıtlığı üzerinden dünyada maalesef savaşı, çatışmayı ve özellikle bizlere karşı düşmanlık üzerinden bazı siyasi hesapları ortaya koya dursunlar. Biz sahip olduğumuz bu zenginliğin üzerinden barışın dilini geliştirmeyi, Türkiye'yi bir esenlik yurdu, bir barış yurdu olarak daha ileriye götürmeye gayret edeceğiz. Bölgemizdeki savaşların, çatışmaların sona ermesi için mücadele edeceğiz. Dünyada hakkaniyete dayalı, adalete dayalı bir dünya sistemi kurulması için sözlerimizi, belki de turizm üzerinden kültürel zenginliğimizi de kullanarak bütün dünyaya yaymayı başaracağız. Bu vesileyle bugünlerde ve özellikle dün akşamdan itibaren gelişmekte olan yeni senaryoyla ilgili de birkaç görüşü sizlerle paylaşmak isterim. Sevgili dostlar, dünyada şu anda aslında iki farklı aks mücadele ediyor. Bir tanesi elindeki gücü kullanarak gücünü politik, askeri ve dış politika güçleriyle kuvvetlendirmeye çalışarak dünyaya da çatışmaya dayalı, savaşa dayalı ve ülkeler arasında bir takım gerginliklere dayalı olarak gücünü tahkim etmeye çalışan savaş cephesidir. Bu savaş cephesi zaman zaman endüstriyel savaş teknolojilerini de, onların gücünü de kullanarak her zaman dünyada çatışmanın taraftarı olmuştur. Son 6-7 yıldır, hatta daha öncesine gidin, 1990'ların başında Amerika'nın işgaliyle birlikte ne yazık ki vekalet savaşlarını da kullanarak bölgede ve dünyada bir çatışma ekseni oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun karşısında her ülkede, dünyanın her bölgesinde barıştan yana olan, barışı savunan ülkeler ve gruplar da vardır. İşte biz aynı zamanda Türkiye olarak
savaş lobilerine ve savaş tamtamlarını çağıran savaş lordlarına karşı barışı savunan bir ülkeyiz. Orta Doğu'da da, bütün dünyada da hakkaniyete ve adalete dayalı bir barışı savunuyoruz. En son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savaş tamtamlarının çağrısına uyan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Sayın Trump, Orta Doğu'yu yeniden ateşe atacak son derece tehlikeli ve tehditkar bir karara imza atmıştır. Hem de bu imzasını atarken şov yaparak imza atmıştır. Yani imza atmayı mecazi anlamda kullanmıyorum. Akşamki şovunu gördünüz. Şov yaparak imza atmıştır. O imza Orta Doğu'da savaşın, yeni savaşların kapısını açan bir imzadır. O imza endüstriyel savaş komplekslerine teslim olmanın bir imzasıdır. O imza yeryüzünü sömürgeleştirmeye çalışan Siyonist lobilerin emrine girdiğini ilan eden bir imzadır. O imza Orta Doğu'da 10 yıllar boyunca adam yerine konulmayan Filistin halkını ezmek üzere atılmış olan bir imzadır. Bu imzayı kabul etmiyoruz. Bu imzayı tamamıyla reddediyoruz ve başkenti Kudüs olan Filistin devletini saygıyla ve onurla selamlıyoruz. Osmanlı barış düzeni sona erdiğinden bu yana Orta Doğu'yu lime lime yapmak üzere anlaşmış olan emperyalist güçlerin Pax Ottomana dediğimiz Osmanlı barış düzeni, biz Filistin topraklarında 4 asır Pax Ottomana'yı yaşadık ve yaşattık. Bir tek Müslüman, bir tek Yahudi'ye yan göze bakmadı. Bir tek Hristiyan, bir tek Yahudi arasında bir sürtüşme olmadı. Bırakın kavgayı. 72 millet bir arada yaşadı, bir tek etnik çatışma olmadı. 3 temel din bir arada yaşadı, bütün mezhepleriyle bir tek çatışma olmadı. Ve oraları Selahaddin Eyyubi Haçlılardan aldıktan itibaren oralarda bütün dinlerin medeniyetlerine saygı duyduk. Hele Pax Ottomana'nın gölgesinde orayı bir barış yurdu haline getirdik. Ama orayı Osmanlı'dan alanlar ilk geldiklerinde Sir Allenby Selahaddin Eyyubi'nin mezarı başına giderek Selahaddin Eyyubi'nin mezarını tekmeledi ve aynen şunları söyledi. Kalk ey Selahaddin, savaş şimdi başlıyor. Bizim barış yurdu olarak gördüğümüz bütün bu coğrafyaları kendi hegemonya alanları olarak görenlerin yeniden yapılan bu atılan adımları gözden geçirmesi lazım. Orta Doğu'da bütün dinler kıyamete kadar yaşayacaktır. Filistin topraklarında bütün dinler kıyamete kadar yaşayacaktır. Orayı sonradan işgal eden bir gücün başkenti haline getirmeye hiç kimsenin gücü yetmez, hiç kimsenin buza dair hesapları tutmaz, bunun da böyle bilinmesini isterim. Bir turist buharı olduğu için daha fazlasını söylemiyorum. Ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunları söylüyorum. Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olan bir milletin çocukları olarak söylüyorum. Selahaddin Eyyubi'nin torunu olan bir milletin çocuklarından birisi olarak söylüyorum. Bu yanlıştan vazgeçilsin. Bu yanlışı hiçbir aklı başında insan kabul etmez. Barıştan yana olan, huzurdan yana olan, demokrasiden yana olan, insan haklarından yana olan hiç kimse bunu kabul etmez. Yaptım oldu. Olmaz. Tutmaz. Yapamazsın. Bunun sonucunu alamazsın. Bu Orta Doğu'ya bambaşka bir dönemi başlatır ki bunun hiç kimseye faydası olmaz. Ha meselenin bir de şu tarafı var derseniz onu da söyleyeyim. Seçildiği günden beri Amerika Birleşik Devletleri'nde bir türlü rota tutturamayan, istikamet tutturamayan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı, biliyorsunuz neredeyse kabinesinin yarısını kaybetti, değiştirmek durumunda kaldı. Beraber yola çıktıklarının bir kısmı Amerika'daki iç hesaplaşmanın tarafları olan bazı çevreler Trump yönetimine desteklerini kestiler. Bunları söylemek bana düşmez. Kim olduğunu bütün dünya biliyor.
Bu desteklerini kaybeden yeni yönetim yanına bazı yeni destekler alabilmek için hele hele dünyadaki ve Amerika'daki etki gücünden de yararlanarak öyle görünüyor ki Siyonist lobinin gözüne girmek istiyor. Kusura bakmayın. Dünya birkaç 10 milyondan ibaret değildir. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor ve bu 7 milyar insan da dünyada adil bir düzen kurulmasını istiyor. Onun için bunların tutmayacağını söylüyoruz. Dostane bir şekilde söylüyoruz. Yanlıştan dönmeleri gerekir. Bu yanlıştan döneceklerini ümit ediyoruz. Biz 4 asır Kudüs'te, Filistin topraklarında, 6 asır Balkan topraklarında Pax Ottomana'yı, yani Osmanlı barış düzenini kurmuş, buna ev sahipliği yapmış, bütün dinleri ve bütün farklı etnikleri ve etnik kökenleri insanları, mezhebi meşrebi bir arada yaşatmayı başartmış bir ülkenin insanları olarak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, barış cephesini tahkim etmeye devam edeceğiz. Sözümüz savaştan yana değil, savaş notlarından yana değil, savaş çığırtkanlıklarından yana değil, sözümüzde, kalbimizde, fiilimizde gerçekten barışı isteyen, adil bir barışı isteyenlerden yana olacak. Dünyanın neresinde olursa olsun, şimdiye kadar desteklediğimiz gibi zulme uğrayan bütün milletleri destekleyecek, zulme uğrayan bütün insanların yanında olacağız. Bu çerçevede Türkiye olarak, bunu devlet adı olarak demiyorum, hükümet olarak demiyorum, 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hep beraber Filistin halkının yanında olduğumuzu, Mescid-i Aksa'nın bizim bir onurumuz olduğunu, Kudüs'ün Müslümanların en önemli şehirlerinden biri olduğunu bir kere daha ifade ediyor ve bu onurumuzu da hayatımız parasına koruyacağımızı bilinmesini istiyoruz. Bir barış ülkesi olarak dünyanın her yerinden gelen insanlara da ev sahipliği yaparak barış ne demek, birlikte yaşamak ne demek, bir arada olmak ne demek insanlara göstermeye, ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu da söylemek istiyoruz. Gelsinler Mardin'i dolaşsınlar. Mardin'de Araplarla Kürtlerin, Türklerin, Müslümanlarla Süryanilerin nasıl yan yana yaşadıklarını görsünler. Gelsinler İstanbul'da birbirini karşılayan iki büyük abide olarak Sultanahmet ve Ayasofya'nın nasıl kucaklaştığını ve tarih boyunca nasıl bir arada iki farklı kültürün yaşadığını görsünler. Biz insanlığa barış dersi vermeyi, insanlara barışta ev sahibi yapmayı, ev sahipliği yapmayı her zaman sürdüreceğiz. Ve bunun için sizlere, sektörün değerli temsilcisi olan turizmci kardeşlerimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de hükümet olarak yanınızdayız, arkanızdayız. Daha çok dünyanın her yerinden insanlar buraya gelecek. Amerikalılar gelecek, Avrupalılar gelecek, Ruslar gelecek, Ukraynalılar gelecek, Çinliler gelecek, Japonlar gelecek, Hindistanlılar gelecek. Velhasıl 7 milyar kim varsa hepsi buraya gelecek. Çünkü biz Hazreti Ali Efendimizin şu sözünü hiç unutmayız. İnsanlar bil ki iki türdür. Ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir. Biz 7 milyar insanı yaratılışta eşimiz, insan kardeşimiz olarak görür. 1,5 milyar Müslüman dünyasının insanını da onları da dinde kardeşimiz olarak görür. Bütün kardeşlerimize de evimizin kapılarını sonuna kadar açarız. Türkiye evimizdir. Evimizin kapılarını bütün kardeşlerimize açıyor. Bütün kardeşlerimizi Türkiye'ye gelmeye, burayı gezmeye, görmeye ve bizleri misafiri olmaya davet ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Ödevimizi kesiyoruz. İşte 7 ile 10 Aralık'ta Travel Turkey İzmir, Fuar İzmir'de.